Değerli yatırımcılar, herkese merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'da düşüş hareketlerin, geri çekilme hareketlerin bugün birazcık daha sertleştiğini dikkatle takip ettik. Zaten aslında bakarsanız kısa vadede bu da benim bir miktar beklentim doğrultusunda gerçekleşen bir fiyatlama oldu. Yani ben aslında bakarsanız 10.600, 10.500 buradaki bölgenin aşağı doğru sarkabileceğini ama tabii ki teknik olarak sarkmadan da ya bakın işte burada geri çekilme hareketleri söz konusu olacak. Aman dikkat diyebilecek bir konumda değilim. Teknik analizin konusu bu değil ama 10.500 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması Borsa İstanbul'da kısa vadede geri çekilme hareketlerin devam edebileceğine ilişkin kuvvetli sinyal taşıyor. Öncelikle bu uyarıyı yaparak yayına başlamak istiyorum. Tabii ki bir diğer uyarım da kanalıma abone olmanız, videoları beğenmeniz ve aşağı yorum yapmanız efendim. Sizden de bunu rica ediyorum. Gelin dilerseniz şöyle çok hızlı bir şekilde hiç zaman kaybetmeden Borsa İstanbul cephesine bakalım. Kısaca şöyle bir değerlendirelim. Neden ben 10.500'leri telaffuz ediyorum? Neden 10.500 seviyesinin altındaki kapanışların Borsa İstanbul cephesinde satış baskısını bir miktar daha derinleştirme ihtimali olduğundan bahsediyorum. Bakın, şimdi gelin ona teknik olarak hep beraber inceleyelim. 10.479 seviyesinde kapatan bir Borsa İstanbul var. 10.464 seviyesi gün içerisinde gördüğü en düşük seviye ve %1,86 oranında düşüş hareketiyle günü kapatmış Borsa İstanbul. Bakın gelin dilerseniz şöyle grafiğimizi açalım. Değerli yatırımcılar, 10.500 seviyesini telaffuz etmemin sebebi şu. Aslına bakarsanız 10.600, 10.500 bölgesinde orası. Bakın şimdi ilk etapta buraya geldiğimde dikkat edin. 8 günlük üstel hareketli ortalama. Şöyle birazcık daha kısayım tam olarak yükselen kanalı da görün. 8 günlük üstel hareketli ortalama 10.615 seviyesinden geçiyordu değerli yatırımcılar. Kaçtan kapattık? Şöyle baktığımız zaman kapanış itibariyle 10.479. Bir diğer unsur. Bakın şu biraz yaklaştırıyorum. Kısa vadedeki yükselen sarı renkli trende bakın değerli yatırımcılar. Kaçtan geçiyormuş? 10.561. Zaten burada da yazar. Yani diyorum ki 10.600, 10.500 bölgesi önemli bir destek seviyesi. Ve bu seviyenin altında minimum 2 gün kapanış. Bakın altını çiziyorum. Minimum 2 günlük kapanış satış baskısının daha da derinleşmesinin önünü açacaktır. Bugün kapanışla beraber birinci gün kapanışını aldık mı? Kesin olarak aldık. İkinci gün itibariyle artık ben şuna bakacağım. Eğer Borsa İstanbul yarın yani işte bugün günlerden çarşamba, perşembe günü itibariyle en azından şu 8 günlük üstel hareketli ortalamasının üzerine atar ve kapanış yaparsa yani 10.615 seviyesinin üzerine doğru bir yükseliş yapar ve günü buralarda kapatırsa derim ki ya buralar şöyle minik çaplı bir ayı tuzağı olmuş olabilir der. Yönü yukarı doğru okuma disiplinimi sürürüm. Ama 10.500'ün altında ikinci gün kapanışı da alırsak değerli yatırımcılar, daha öncesinde yapmış olduğumuz analizlere paralel bir analiz yapacağım. Orada artık bakın 34 günlük üstel hareketli ortalamanın geçmiş olduğu 10.171. Hadi buraya 10.200 diyeyim. Yani şu bölgeye kadar bakın şuradaki yeşil bölgeye kadar burası ara destek olacaktır. Yani kısaca şunu söylüyorum. 10.500 seviyesinin altındaki kapanışların devam ettiği sürece bu kapanışlar devam ederse ara destek olarak 10.200 ama bence ana destek olarak bakın ara destek 10.200 dedim ama ana destek olarak değerli yatırımcılar şuraya dikkat edin. 9.800 9.700 bölgesi ki zaten 9.700 burada ana teknik destek seviyesidir çünkü bakın görüldüğü gibi yükselen kanal formasyonunun üst bandı test edildi hatta üzeri test edildi ama kanalın üstüne geldikten sonra bir baskı var. İşte o kanalın alt bandı. Yani şu gördüğünüz turkuaz renkli kanalın alt bandına bakın. 9.700'den geçiyor. Buraya gelmeden önce de 55 günlük üstel hareketli ortalamanın da 9.861 seviyesinden geçtiğini görüyorum. Yani kısaca 10.500'ün altında 10.200 ara 9.900 9.700 yani şuradaki bölgeyi de ana destek seviyeleri, ana destek bölgesi olarak takip edeceğim değerli yatırımcılar. Şuradaki kapanış Borsa İstanbul'da kar realizasyonlarının bir miktar daha sürme ihtimalini kuvvetlendiren bir kapanış gibi duruyor ama dediğim gibi 2 gün üst üste kapanış kuralı içinde Perşembe günkü yani yarınki kapanışı da çok yakından takip edeceğim. Diğer bir unsur mesela RSI göstergesine bakın şurada. 70'in üzeri çok yüksek talepte. Bir miktar 70'in altına doğru sarkarak bu trendin kırılıyor olması da net bir şekilde bana güç kaybı olduğunu
gösteriyor. Dolayısıyla birazcık dikkat etmekte fayda var. Artık yani ben burada analizler yaparken şunu net bir şekilde söylerim. Ya ne zaman ki 11 bin seviyenin üzerindeki fiyatlamalar gözükür, o zaman 11.500, 11.900 liraya doğru atak hareketleri noktasında yukarı doğru yönü okuma disiplinini daha kuvvetli bir şekilde savunurum. Ama şu anda buralardan ciddi anlamda uzak olduğumuz için yönü daha da aşağı doğru baskının sürebileceği şeklinde okumakta bence fayda var değerli yatırımcılar. Şimdi tabii ki bu BIST 100 cephesiydi. Ya zaten BIST 100'de yükseliş hareketi olsa da benim hissem gitmiyor. Hani siz ne anlatıyorsunuz? Hep BIST 100 söylüyorsunuz da işte BIST 100 11 bin diyorsunuz. Ama benim hissem sanki BIST 100 işte 8.500'lerde 7.000 seviyelerindeki gibi fiyatlanıyor diye soruyorsanız da o zaman da X tüm Y endeksine bakacaksınız değerli yatırımcılar. Bakın gelin orayı da çok hızlı bir şekilde yorumlayalım. Çünkü buradaki kırılım BIST 100'den daha hızlı bir şekilde olmuştu. Şimdi bakın dikkat edin. Şurada beyaz renkli bir trendim var. Şimdi ben şu trendi kaldırayım. Şurada trendim, evet şu trendi kaldırıyorum değerli yatırımcılar. Bakın beyaz renkli trendi görüyor musunuz? Bu trend kaçtan geliyormuş değerli yatırımcılar? 23.700'lerden gelen bir yükselen trend var. Kaçtan geçiyormuş? 35.080'de. Kırıldık mı? Kırıldık. Hatta bugün ikinci gün kapanışını aldık. Üzerine bir de 55 günlük üstsel hareketli ortalamayı da aşağı doğru kırdık. Yani hem bu 27.000'lerden gelen şu beyaz renkli trend, yukarı 23.000'lerden gelen beyaz renkli yükselen trend zaten kırıldı. Üzerine bir de gittim. Turuncu renkli 55 günlük üstsel hareketli ortalamayı da aşağı doğru kırdım ve kapanış 34.200. Değerli yatırımcılar artık burada yakından bakmamız gereken seviye 89 günlük üstsel hareketli ortalama olacaktır. Ama burası çok mu kuvvetlidir diye soracak olursanız kuvvetlidir ama çok kuvvetli değildir. Burayı ben bir ara destek seviyesi olarak okuyorum. Burası da 33.600 seviyesinden geçiyor. Kapanış kaç? 34.200. Yani X tüm Y endeksinde 33.600'lere kadar, yani şu pembe renkli, bakın burada harika çalışmış. Pembe renkli ve 89 günlük üstsel hareketli ortalamaya kadar X tüm Y endeksinin baskı alma ihtimali var. Yalnız buranın aşağı doğru geçilme ihtimali de var. Eğer Borsa İstanbul'da az önce gösterdiğim gibi 9.900, 9.700 o bölgeye kadar baskı alacaksak buranın da kuvvetle muhtemeldir ki 33.600 seviyesini aşağı doğru geçecektir. Geçmesi beklenir. Böyle bir senaryoda ana destek olarak değerli yatırımcılar 31.500, 32.000 seviyelerini takip etmekte daha büyük bir önem var. Çünkü bakın ana destek seviyesi burası. Yani 12.000'lerden gelen, bakın sarı renkli trendi dikkat edin. Net bir yükselen trend var. Ve burada daha öncesinde çarptı. Alımlar geldi. Şimdi şuradaki kısa renkli, daha doğrusu kısa vadeli beyaz renkli yükselen trendin aşağı doğru kırılması yeni bir tür trende, yani asıl trende, ana trende doğru fiyatları baskı altında bırakabilir bu trendin kırılması. Dolayısıyla X tüm Y endeksinde de yine yön aşağı doğru duruyor. Ama ilk etapta dediğim gibi 33.600'ler ara destek olarak takip edilmeli. Ana destek bölgesi de 31.500-32.000 bölgesidir. Yani az önce de şu bahsettiğim 12.000'lerden gelen yükselen trend desteğidir. Buralara kadar baskı alabiliriz. X tüm Y çok önemli. Neden? Çünkü her zaman söylüyorum, bu endeksi aslında bakarsanız son dönemde takip etmek lazım. Özellikle de hisselerinizde bir yükseliş hareketi yoksa. Neden? Çünkü BIST 100 zaten Borsa İstanbul'un işlem hacmi yüksek en değerli 100 hissesini barındırıyor ama Borsa İstanbul'daki bütün endeksleri bir kümeye alın. İşlerinden sadece BIST 100 içerisindeki 100 hisse senedini çıkartın. Alın size yan tahta endeksi. Dolayısıyla yan tahta, yani elinde yan tahta olarak tabir ettiğimiz hisse senetlerini tutan, şirketlerin hisselerini tutan yatırımcılar için bu görüntü çok iyi bir görüntü değil. Baskının bir miktar daha sürme ihtimali var. Burada bir tek unsur şu: bankacılık endeksi. Bankacılık henüz ya işte satışları derinleştirelim mi, derinleştirmeyelim mi nazını devam ettiriyor. Neden öyle bir cümle kuruyorum? Bakın beyaz renkli trende dikkat edin. Hatta bütün ortalamaları kapatacağım. Sadece beyaz renkli 8 günlük üstsel hareketli ortalama kalsın istiyorum. Bakın değerli yatırımcılar, şurada bir kırılım olmuş, tamam mı? Kaçlardaymış burası? İşte 9.800-9.900 bölgesinde 8 günlük üstsel hareketli ortalama kırıldıktan sonra ortalamanın nasıl destek olarak çalıştığına bakın. Dikkat ediyor musunuz? Burada bir gün kapanış oldu ama ne diyorduk? 2 gün kuralı. Ertesi gün tık attı, tekrar ralliye kalktı. Şu anda kapanış ile 8 günlük üstsel hareketli ortalama hemen hemen eşit. Kapanış 14.964'ten yapılmış. 8 günlük üstsel hareketli ortalama da 14.971'deymiş. Yani ne diyoruz?
8 günlük üstsel hareketli ortalamanın milim de olsa, gıdım gıdım da olsa altında kapanış var. Dolayısıyla olası bir 14.970 kırılımında en azından bankacılık endeksinde şu yükselen kanal formasyonun alt bandı olan 14.000'lere kadar baskı alabiliriz ki zaten dikkat edin 14.240'lardan geçiyor. 21 günlük üstsel hareketli ortalama ve güzel bir şekilde kısa vadede destek olarak çalıştığını da görüyoruz. O bakımdan dolayı 14.970 kırılımı 14.200, 14.000 bölgesine kadar bankacılıkta baskıyı gerçekleştirebilir. Bankacılıktaki baskının önünü açabilir ki bu durumda tabii ki BIST 100 cephesindeki satışların daha da kuvvetlenmesini beraberinde getirebilir. Yani burada bankacılık 14.970'in üzerinde kalıcılık sağlarsa, yani buranın altında kalıcılık sağlayamazsa, en azından daha farklı bir cümle kurayım tam zıttına. Borsa İstanbul'daki düşüşlerin derinleşme ihtimali birazcık daha ortadan kalkabilir. En azından zayıflar. Ortadan kalkar demeyeyim, zayıflar. Ama dikkat, BIST 100'de kritik bir destek seviyesinin altındayız. Gösterdiğim gibi 8 günlük ortalama ve şu kısa renkli, daha doğrusu kısa vadeli sarı renkli yükselen trend, bunun altındayız. Bu durum bana bu görüntü baskının sürme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söylüyor. O bakımdan dolayı birazcık dikkat edin. Yani mesela şu bölgelerde, şuralarda ya da buralarda, yani şöyle açık söylemek gerekirse, bakın şöyle söyleyeyim size. Ben mesela 10.400 ve 11.000 bu bölgelerde, yani aşağıda 10.400, yukarıda 11.100 bölgesinde hisse aldıysam, maliyetlendiysem, mesela 10.500 seviyesinin altındaki kapanışlarda stop losslara riayet ederim. Herhalde daha açık bir şekilde anlatılamazdı ne demek istediğim. Görüldüğü gibi BIST 100, İksümiye ve bankacılık endekslerine şöyle genel itibariyle baktık. Satışların derinleşme ihtimali olduğunu belirttik. Teknik grafikler bize bunu söylediğini sizlerle beraber tartıştık. Dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Ekstra bir gelişme, ekstra bir fiyatlama olduğunda yeniden konuşuruz. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Lütfen dikkat. Birazcık hava zaten parçalı bulutluydu. Biraz çok bulutlu bir havaya doğru gidiyor. Yağmur yağabilir. Bir miktar rüzgar şiddetini arttırabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın efendim.